Selamlar millet, hepiniz hoş geldiniz. Ben Volkan. Bugünkü videomuzda mid lane'de Swain oynuyoruz arkadaşlar. Uzun zamandır video gelmiyordu abi, yaklaşık bir aydır, bir ayı geçmişti. Gerçekten çok özledim. Hepinizden özür diliyorum, kusura bakmayın gerçekten. Yani elimde değildi bazı şeyler. Hasta oldum, son videomda zaten söylemiştim biliyorsunuz. İyileştim, bir daha hasta oldum. Yani bu bayağı bir üzdü yani beni, iyileşip hasta olmak. Onun yanı sıra sürekli kanala düzenli videolar atmak, videolarla kendimi uğraşmak, editlemek. Evet, çok eğlenceli. Tüm yorumlarınızı okumak çok keyifli. Yani günde 300-500 yoruma, 20-30 Instagram, Discord DM'ine cevap vermek falan derken abi, yani bayağı bir yormuşum kendimi. Mental olarak falan çöktüm, kusura bakmayın. Ama şimdi kendimi mental olarak topladım. Yani bunların üstüne bir de 2 hafta önce dedemi hastaneye yatırmıştık Covid'den dolayı. Geçen hafta da vefat etti abi. Yani iyice mental olarak sıkıntı, dert, tasa üstümüzdeydi. Kendimi yavaş yavaş toparlıyorum. Çok teşekkür ediyorum iyi dilekleriniz için. Merak edip sorduğunuz için. Onun yanı sıra 100 kişi falan da abonelikten çıkmış abi YouTube'da. O arkadaşlardan da özür diliyorum. Düzeni bozduğumuz için kusura bakmasınlar. Dediğim gibi bayağı bir yorulmuşum abi, anlayacağınız. Hepsiyle uğraşmak bitirmiş beni. Ama bu süreç zarfında Challenger bitirdim. Arada oyuna girmiştim, erime maçlarımı atmıştım. Sıkıntı yok, Challenger 700 puan bitirdim. Bu sene inşallah daha iyisini yaparız. Sezon 11 bence çok güzel bir sezon olmuş. Yani ben zaten böyle diyordum, eşyalar değişince acayip güzel olacak falan diye. Ben çok beğendim. Swain hakkında, bu build'ler hakkında neler kasıyorum, neler gidiyor, neler yapıyorum falan hepsini anlatacağım. Hiç merak etmeyin. Hangisi en iyisi, en güçlülerini, en güçlü koridorlarını bahsedeceğim abi sizlere. Swain TR birincisi bitirdim. Şu an hesap zaten main olan TR birincisi. Bu arkadaş iyi oynuyor yalnız ha. Ben bir fokuslanayım, şunu biraz doğru keseriz. Tek başıma oynuyorum bu arada. Ya buna gerek yok, canım az şimdi. Oradan birileri çıkar söyleyebiliriz. Biraz kontrollü oynayayım. Adam vuruyor yani. Pek hafife aldım ben bunu. Hiç sağ sol yapmıyorum. QW bildiğimiz Kiana, güzel burst damage atıyor. Bunlar falan buff yiyecekti 10.25'te. 10.25'te yine bir dünya şeye değişiklik geliyor abi. Öğreticilere devam edeceğiz kaldığımız yerden. Tam gaz, hiç sıkıntı yok. Daha zaten ara sezondayız ama ara sezonda da liginizi atlatmaya yönelik böyle bilgi ve deneyimlerimi paylaşacağım abi. Sövmez umarım. Yani yardım için attım. Sövecek galiba. SS mesaj atıyor. Yol yakınken mute'lasam mı acaba? Vallahi sövecek bu çocuk bana. Abi direkt mute'luyorum ben. Hiç küfür okumayın. Modunuz düşmesin. Abi ne yaptıysam fail oldu anasını satayım. Adama yardım etmeye çalıştım. Daha erken flash atsaydım belki kurtarırdım orada. Neyse sıkıntı yok, ben bu maçı taşırım. Merak etmesin hiç. Ah be, alamadım. Şu iki duvara ward. Okey. Bu arada Yone'de de dünya birincisi bitirdim sezonunu. Ara sezonda rankım düştü şu an, TR ikincisi falan oynamadığım için girememiştim. Kasarız, sıkıntı değil. Zaten sezon 10'u ranklan Swain'de de TR 1 bitirdik. Gayet iyiydi abi. Şimdi ilk eşyane kasıyorum arkadaşlar. Leander'ı gidiyorum. Hemen şu alt parçacığı alalım. Swain acayip güçlü. Yeni değişikliklerle Swain acayip OP oldu. Zaten güçlü bir şampiyondu abi biliyorsunuz. Bu eşyalar çok güzel oldu Swain'e. Ve herhangi bir şekilde nerf de gelmiyor yani, şampiyona çok iyi. OPGG'ye bakacak olduğumuz zaman, önceki geçen videolarımızda hep bahsettim bunlardan, yani geçtiğimiz aylarda OPGG nasıl analiz edilir vesaire. Swain üst sıralarda kazandırma oranı, oynandırma oranı 150 tane şampiyon arasında tüm serverlarda ilk 10'dayız abi, acayip güzel. %50 supportta oynanma, %30 AD carry'de oynanma oranı var. AD carry'de de şu an metada diyebiliriz Swain için. Bu neden böyle oldu derseniz, yani bulunduğumuz metada AD carry'ler çok işlevsel değil demek ki. Eşyalarını vesaire pahalı buldular, beğenmedilerse yani buna dönmüşler. Keşke kule vursaydı derken bir Q ignite auto. Bir tane daha otoma ölür. Ne olur auto çıksın. Peki W. Şöyle bir W. Onu dodge'lamaya çalışırken Q düz vuruş. Gayet güzel. İşte bu be. Hemen seriden pushlayalım. Rakip jungle gelirse bu arada ultim var. Ultimiz cepte. Hiç sıkıntı değil abi. Hemen itelim. Bu arada bu hafta da hep vizelerim var abi. 2 günde 8 tane sınava girdim.
3 tane de rapor falan hazırladım. Derken bugün off günümdü. Bugün pek öyle bir şeyim yoktu. Şunlar keşke kule altına girseydi ya. Neyse sorun değil, resetleyelim. Kuşlanmadı pek ama olsun. Bu arada ilk eşya gözyaşıyla başlıyorum. Gözyaşına 10.24'te buff geldi arkadaşlar. Minyonları artı 5 damage atıyoruz. Doran yüzüğü gibi. Bu çok güzel. Onun yanı sıra verdiği mana değerleri efsane. Bak mid ve top oynarken mananız asla bitmeyecek. Bu gözyaşını alın abi, çok kanser. Hani karşınıza Vel'Koz Zerat geldiğinde sürekli skill atar. Ulan manası niye bitmiyor bu çarın diye. Sitem edersin ya. Swain de aynı o tarz olmuş. Sürekli skill atacağız. Manamız bitmiyor. Minyonları artı 5 fazla vurmamız. Minyon kaçırmamamızı falan sağlıyor. Çok tatlı. W attım. Slow'u yedi aslında ama kaçabilecek mi? Şu lane'i birazcık kırpıp hemen Drake'e gidiyorum. Ama Qiyana vesaire de orada. Tek bir burst damage'i öyle bilirim. Başkalarının da yardım etmesi iyi olur. Qiyana'nın 5 level olması çok iyi. Direkt Master'a giriyorum. Flash'ı var mı? Var. Peki bunu biz almadık mı? Almadık abi, sal. Saçar tohumla falan içeriye girerse. Babacım salacaktın ya. Milletin SS'ine bakmayacaktın orada. Hadi ben senin intikamını alırım bir şekilde de. Sen öldün yani. Gerek yoktu buna. Neyse hemen şunu alalım o zaman. Full burst damage. Tamam. Vayne'e bir şey yapar mısınız? Ben Drake'i burstlayacağım diye. Tamam, asist alsam kârdır. Aha, auto atakla aldım. Güzel. Abi bak, gözyaşını başlıyorsunuz. Bu maç diyeceklerimi yapın. Kesinlikle bu il soranlar oluyordu. Elimden geldiğince de cevaplamaya çalıştım DM'lerden. Acayip OP bir build. Ama bunun yanı sıra birçok fazla build'i var. Yine biz eskiden roket kemer asırlık vesaire, Luden build'leri falan yapıyorduk. Her türlü ürün ve build zaten şu an Sivayne'e çalışıyor. Tüm ürünlerle, build'lerle uyumlu. Ama ben sizler için en iyilerini derleyip toplayacağım. Sonraki videolarda da aktaracağım. Bu videoda lane oynarken benim tercihim genellikle Liandry oluyor. Gözyaşını alıyorum. Arkasından hemen Liandry'ye doğru gidiyorum. Şuradan Zhonya'nın alt parçacığını alalım. Bakın rünlerim bu şekilde. Elektrik verbalden aşağı göz yuvarı. Mükemmel avcı. Kozmik Sezgi. Zhonya. Zhonya'm hemen geliyor kronometre. Bunun sayesinde bu direkt bitiyor. Bakar mısın? Birazdan Liandry'yi arkasından Zhonya'yı alacağım. Dakika 20'den önce o iki eşya bitmiş olur. Acayip güçlü oluyoruz. Arkasından Ryle'yi falan alacağım. Uğursuz koruma alacağım. Morello alacağım. Hem aldığımız eşyalar. Bak adam yarım saattir yürüyor. Gerçekten görmediniz mi? Hem aldığımız eşyalar can veriyor arkadaşlar. Hem de pasifleri sayesinde acayip Sivayne güçlü kılıyor. Çünkü Sivayne tüm yetenekleriyle, tüm büyüleriyle biliyorsunuz ki alan etkili vuruyor. Hepsi alan bunların. Tek bir hedefe değil. Atıyorum Kha'Zix Q'su gibi değil. Hepsi alan bizimkilerin. Ve aldığımız eşyaların hepsi Teamfight'ta 5 kişiye işlediğinde çok güzel bir görsel meydana çıkartıyor. Hem Liandry hem Uğursuz Koruma'nın pasifi, üstüne bir de Ryle'ye gelince hem iki tane yakma eşyamız hem bir tane slow eşyamız, üstüne bir de Morello'muz oluyor ağır yara. Hiç sıkıntı yok. Şunu yemeyeyim. Sıkıntı yok deyip öldük anasını satayım. Şu Brand'ın W'sunu yemeyeyim. Şu kafasına bir W. Tamam, onu dojacağım diye bizim çocuğu öldü. Gayet iyi. Ulan konuşacağız diye burada duvara yaslandık. Brand'den stun, Vayne'den stun. Neyse abi, sıkıntı yok. Allah'tan kronometre flash'ımız vardı da. Kötü oynasak da çıktık oradan. Çocuklara SS attım. Ölmeyin ne olur ki yanaya. Güzel. Bak lane'de iyi durumdaydık. Hemen pushladık. Roam'a gittik vesaire. Nice. Takımı öne geçirelim. Bu şekilde hızlıca bitirelim maçı. Ben de çok vaktinizi çalmayayım. Çünkü bu videoyu da editleyemeyeceğim. Şimdi rapor falan hazırlamam lazım abi. Birkaç tane daha. Ama videoları artık devam diyebilirim. Her gün atabilir miyim bilmiyorum. Çünkü Cuma'ya, Cumartesi'ye kadar vizelerim var arkadaşlar. Anlayışınızı bekliyorum. Like atıp abone olarak da destek olabilirsiniz videolara bu arada. Şöyle bir EW, check Q, auto ataklar. Tek combo çeyrek can. Sivayne güçlü, dediğim gibi o eşyalarla full alan etkili vurmamız takım savaşlarında rakibi yok ediyor abi. 1-2 saniyede adamların yarı canını alıyoruz. Çok güçlü abi. Oynadığım için demeyeceğim. Zaten istatistikler de bunu söylüyor. OPGG'ye gidip bakabilirsiniz. Güzel. Liandry Zhonya bitirdikten sonra Uğursuz Koruma, Ryle'yi, Morello. Bu sizin ihtiyacınıza göre. Karşıda çok mobil char varsa 3. eşya Ryle'yi. Ağır yara lazımsa, atıyorum Vlad'dır, Soraka'dır varsa git Morello. Ama şöyle de bir olay var ki çok güzel. Biliyorsunuz ki 800 golda
celladın eşyasını, celladın büyücüler olan versiyonunu, bu Morello'nun alt parçacığını alabiliyoruz. Bu çok OP olmuş. Yani sadece 800 gold vererek 5 kişiye ağır yara açabiliyorum gerekirse. Şunun barikatını da alayım abi, öyle resetleyeyim. Aynen, güzel. Şurada da base'imi atayım, 2 level fark atmışız, iyi. Bakın hiç mana sorunu yaşamadık, görüyor musunuz? Hem tier aldığımız için hem de Liandry de mana veriyor biliyorsunuz. Liandry nice bir eşya. Yani başka tercihlerimiz de var bu arada, onları da aktaracağım. Bu arada bu ağır yara eşyası direkt bitiyordu bak, gördünüz mü? Bunu almıştım, 360 gold'la base'den çıkmayayım dedim, onu alayım dedim. Alalım, bence kötü olmaz. Master vesaire azıcık da olsa bunlar ağır yaraya ihtiyaç duyan şarlar. Ben zaten bunu eninde sonunda alırım. Son eşyalardan vesaire, çünkü ağır yara lazım olur ve inişim vesaire de. Master içinde yenilmezi falan var. Bir de off tank eşyamız. Tam bizlik yani. Hemen şuraya gidelim. Ah be, minyonlardan sekip yeseydi güzel olacaktı. Başka ne anlatacaktım ben? Mesela şu an elektrik ver aldım ya abi. Elektrik verli. Bu build'i çok seviyorum. Ama yenilmez aldığım zaman da Vadi Yaran'la bir build yapıyorum. Vadi Yaran'la birlikte hem yenilmezle Vadi Yaran'la ölmüyor çar. Yani fight'te 7-8k damage tanklıyorum, deli gibi vuruyorum falan derken çok kanser tilt edici bir şampiyona dönüşmüş oluyoruz. Şunu açtım da, sen de onu açtın. Kafama bir W Ignite. Bak ağır yarayı bu yüzden aldım bir de. Bu çocuk kalkıp da burada W basmaya kalksaydı direkt yok etmiştik. Şu RQ Burst damage'ini de yedireyim. Zebil olmasın. Yani tek derdim zebil olmasın. Asla adamı kesmek değil falan yani abi burada. Bunlara last hit'e gelmesin. Şöyle önde durup zonlayalım. Tamamdır. Zonya'yı alacağız. Biz yanlış bir şey mi yaptık az önce ya? Zonya daha ucuzdu sanki, anasını satayım. Allah Allah. Ha, üstünde çok para var diye mi ucuz gözüküyordu? Yanlış hatırlamıyorsam 950 gold falandı ya az önce. Bir bug oldu herhalde. Şöyle dövelim. Ölebiliriz bu arada. Kiana güzel çar. Arkadaşlar support oynarken de yaptığım bir şey var. Hadi mid lane'de Liandry, Vadi Yaran okey. Support oynarken de Liandry, Vadi Yaran vesaire yapabilirsin. Ama şu eşya da çok OP ve sonraki yama da buff geliyor. Yani bence bir support oynuyorsanız bunu alın derim. AD carry'ler de alıyor bunu. İhtişamlı eşya. Bunu aldıktan sonra Liandry veya Vadi Yaran alamazsınız. Dikkat edin. Last hit'e gelir mi? Gelmiyor. Okey. Bir yandan da gözümüz oyunda olsun. Yani bir fermanı alın derim. O imparatorun fermanını abi. Çok güzel eşya. İstediğim yerlere doge atmıyor ya. Tamam. Ben bir base atayım geleyim. Ayakkabı falan alalım. Arkasından şunun alt parçacıklarını alıp devam ederiz. Serapat çevirebiliriz bunu bu arada. Son eşyalardan, sondan bir önceki eşya falan. Onu serap yaptığımız oluyor. Hemen uçalım abi lane'imize. Sormak istediğiniz bir şey varsa bu arada yorumlarda sorun abi. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım müsait oldukça. Sınav aralarında falan. Boş günlerimde böyle. Onun yanı sıra Wild Rift kanalıma da video geliyor düzenli olarak. Takip ederseniz sevinirim. Twitch'ten yayınlara devam ediyoruz. Takip ederseniz sevinirim. Aşağıda linkleri var. Bu Kiana bu arada çok kontrollü oynuyor ya. Adam beğendim yani oynayışını. Pek yaklaşmıyor falan öyle. Biliyor yani bizim damage'imizi vesaire, kendisinin tanklayıp tanklayamayacağını. Çocuk hakim bunlara. Bak klikleri de sağlam. Smurf falan olabilir. Wild Rift'te biliyorsunuz ki TR'ye gelmesine bir hafta falan kaldı. Onun yanı sıra şu an Wild Rift'te düşük pingle oynayabiliyoruz. Düşük ping geldi. Detaylara kanaldan erişebilirsiniz abi. Açıklamada linkleri vardır. Adam bu arada Liandry pasifini öldü. Bu eşyayı ne kadar nerfleseler de çok güçlü. Şöyle bir EWQ tek yer. Hiç flash atmaya gerek yok, canımız var. Şu Typh gelseydiydi ya. Base atayım. Adamlar FF atabilir bu arada. Sizlere 1v5 attığımı, 1v3 attığımı göstermek isterdim. Umarım FF atmazlar da gösterebilirim. Zaten birçoğunuz biliyordur abi. Benim tayfadan olanlar Swain'le şu an güzel, güzel oyunlar oynuyorlardır. Zaten bana Instagram'dan atıyorsunuz sürekli. Win streak'leri vesaire. Bayağı bir beğendim. El eliniz var yani. Tebrik ederim abi. Oh lan, yakındı. Çok abarttın ama aldı öl bari. Stand'dan çıkamadı. O Urgot'u peki ben almadım mı?
W'm tutarsa alırım ama nerede base atacak, ne yapacak bilmiyorum. Gidiyormuş gibi bir izlenim verdi. Sanırım olduğu yerde base attı. Okey. Şu arkadaşa ne yapabiliriz? Şöyle bir E. Hop, sağa tıkla çek. Şunun pasifini ölmek istemiyorum. Kaç. Okey. Sadece 300-400 gold kaldı Zonya'ya. Dakika 20'den önce bir çek. Hayır, 20'den önce bir çek. Bir de benim daha gözyaşım üstüne bir de şu parçacığım var abi. Üçüncü eşyaya da çok yakınız. Gayet iyi. Şurada ben birazcık solo farm yapayım. Dediğim gibi yenilmezli vadi aranla bu il çok OP. Onun yanına bir de Rayleigh'i alıyorsun. Adamlar hem kaçamıyor. Burayı da Rayleigh'i alacağız bu arada. Bu build'in de mantığını söyleyeyim. Liyanri, uğursuz koruma Rayleigh sayesinde adamlar bizden kaçamıyor. Rayleigh'den gelen slow etkisi her saniye tetikleniyor. Adam her saniye slow'da ultimizin açık kaldığı sürece arkadaşlar. Ve adam bizden kaçamıyorsa ne oluyor bu sefer? Liyandri ve uğursuz korumanın pasiflerine maruz kalıyor. Her saniye maksimum canına oranla vesaire adam yanıyor, 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 ölüyor abi. Ve kanser oluyor böyle. Tilt oluyor deli gibi. Bayıltıcı etkisi var. Şuraya bir pusmak istiyorum. Aa, belli ettim ya. Tamam, seriden base'imi atayım. Zonya'yı alıp geleceğim. KDA'yı bozmayalım. Shutdown vermeyelim de. Adamların ne yapacağı belli olmaz şimdi. Hemen bunu aldım. Şunu şuraya, şunu şuraya. Uçalım. İlk başlangıçta kemik build'imiz bu diyebilirim. Liyandri, Zonya. Gayet güzel. Bakın, asla mana sorunu yaşamadık. Doran yüzüğü, musibet iksiri başlayıp Liyandri alırsan gene mana sorunu yaşadığın olabilir. Ama tier almanız lazım. Bakın, yan tarafa pratik zeka almadım. Adamlar tur verdi bu arada. Pratik zekaya nerf geldi. Pratik zeka almıyorum artık Swain'e. Hala pratik zeka alanlar var. Haberiniz olsun. Gözyaşı aldıktan sonra abi pratik zeka almanıza gerek kalmayacak. Tekrardan hatırlatayım onu da. Yorumlarınızı bekliyorum. Like'larınızı bekliyorum. Seviyorum sizleri. Hepinizden özür diliyorum tekrardan. Düzeni bozduğumuz için. Ama elimde değildi dediğim gibi, mental olarak vesaire bazı olaylar da düşürdü dediğim gibi. Kendinize iyi bakın abi. Sağlıcakla kalın. Öptüm. 17 dakika olmuş. 17 dakikanızı çaldım. Kusura bakmayın. Bay bay.